34 yıllık meslek hayatımdaki bilgi birikimlerini bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Hastalarımdaki şikayetler, soruları, sorunlarına yönelik oluşturduğum reçeteleri belki bir video serisi olacak. Sıklıkla söylediğim olması gereken bilgileri özet olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki konumuz genel anlamda cinsellik. Çünkü uzmanlık alanım bu. Ama cinsellik dediğimizde sadece seks hayatını kastetmiyorum. Aslında doğumdan ölüme kadının her alanını kapsayan üreme sağlığı, cinsel sağlık, menopozu, adet döngüsü, yani bir kadın olarak yaşamda var olmasıyla ilgili pek çok konuyu kapsayan konuları sizlerle konuşuyor olacağız. Binlerce hastama, binlerce çifte söylediğim ilk cümleyle başlayalım. Bedenlerinizi tanımak zorundasınız. Tabii ki gene özel olarak genital bölgeden bahsediyorum. Üreme organları, cinsel organları bilmek zorundasınız. Çünkü bilmediğiniz bir organı nasıl çalıştığını bilmediğiniz organla ilgili var olan korkularınız fonksiyonları etkiler. Korktuğunuz bir organın, yanlış duymadınız, korktuğunuz bir organın, komik değil mi? Hani böyle söylerken bile komik geliyor. İnsan organından korkar mı? Maalesef kadınlar, erkekler, kadınlar erkeğin organından, erkekler kadının organından, herkes kendi bedenindeki organdan, cinsel organdan ve fonksiyonlarından korkuyor. Korktuğunuz bir organ nasıl çalışsın? Çünkü korku stres hormonlarını salgılıyor. Stres hormonu organ fonksiyonlarının çalışmasını engelliyor. Peki bunu çözmek için ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım ve yakınlaşmamız lazım. Nasıl yakınlaşacaksınız? Bakarak. Nasıl yakınlaşacaksınız? Dokunarak. Yine şunu çok görüyorum. Ay dokunamam. Ben dokunma kelimesini dokunmalısın dediğimde suratında bir ekşime oluyor. Ay olur mu? Yahu senin organın, senin bedenin. Daha açık konuşalım. Senin vajinal organın, senin en derin nokta, seni yaşamın merkezine bağlayan bir yol ve sen bundan bir şekilde korkuyorsun. Bir şekilde utanıyorsun. Sağlıklı bir cinsellikte sadece kendi bedeninizi tanımak da yetmez. Eşinizin bedenini, bir kadınsa erkek cinsel fonksiyonları, erkek cinsel organlarını tanımalı, bakmalı, dokunmalı. Nelerden etkilenir, nelerden pozitif etkilenir, nelerden negatif etkilenir. Bunları bilmeli. Bir erkek kadın bedenini, kadınının, eşinin cinsel organlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini, organının nasıl davrandığını, cinsel fonksiyonları nasıl gerçekleştirdiğini bilmeli. Bilginizi arttırmalısınız çünkü bilgi eksikliği cinsel sorunlara yol açıyor. Bu sorunları çözmek için de bilgiye olan merakınızı arttırmanız lazım. Benim gibi video çeken arkadaşlar izleyebilirsiniz, kitaplar okuyabilirsiniz, danışanlarıma kitap okumalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Dedik ya, bilmek lazım, öğrenmek lazım, merak etmek lazım. Yahu bir cep telefonu alıyorsunuz, hemen kullanma kılavuzuna bakıyorsunuz. Nasıl kullanacağız bu cep telefonunu? Buzdolabı alıyorsunuz, kullanma kılavuzuna bakıyorsunuz ama bedenin bir kullanma kılavuzu yok. Alttaki bilgi neyse, ki o bilgiler yalan yanlış bilgiler oluyor, tarih boyunca kirlenmiş bilgiler oluyor. Ya çok yüceltilmiş, ya çok aşağılanmış bedenle ilgili bilgiler oluyor ve siz bu bilgilerle bedenden bir iş bekliyorsunuz. Bedene doğru bilgiyle yaklaşmak, yaklaşmak sadece bilgi düzeyinde değil. Az önce dediğim gibi dokunmak, bakmak diyorlar. Ya dokunamam. Yahu ne demek dokunamam? Yani senin organının bir parçası ve dokunamam. Daha kendin yabancı olduğu, kendinin dokunamadığı bir organına, bedeninin en derin bölgesine, ondan sonra diyorsun ki dışarıdan bir adamın organını alayım. Daha kendin dokunamamışsın. Benimle pazarlığa giriyor pek çok kadın. Ya dokunmasam olur mu? Olur da sen kendin dokunamıyorsun. Adamın penisini nasıl alacaksın? Neyse, ben bu konuyu konuştukça konuşasım geliyor. Uzattıkça uzatıyorum ama konuyla ilgili daha detaylı bilgileri başka videolardan öğrenebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Tekrar biz konunun detaylarıyla ilgili başka videolar çekebiliriz. Tabii ki kitapları okumalısınız. Tabii ki tavsiyelere uymalısınız. O halde bir sonraki konumuza geçelim. Negatif kelimeleri, özellikle kendinizle ilgili negatif kelimeleri bırakın. Bir sorununuz var ve bu sorunu çözmek istiyorsanız, bu hastalık olsa bile, sürekli zihninizde negatif kelime kullanmak, negatif cümle kullanmak, olumsuzdan olumlu kelime türetmek, şu andan itibaren yasaklıyorsunuz kendinizi.
Ben hep şunu söylüyorum gene hastalarıma. Fark etmeden söyledim bunları, hemen ağzına acı biber sür. Refleks olarak hızlı bir şekilde artık beyin şunu öğrensin. Tamam, ben bu kelimeyi kullanmamalıyım. Mesela yapamıyorum, edemem, bana göre değil, ay 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 korkarım. Hele şu korkarım kelimesi var ya, gerçekten artık duydukça tüylerim diken diken oluyor. Yahu her şeyden de korkulur mu? Ben ondan korkarım, bundan korkarım, evlenmekten korkarım, cinsellikten korkarım, bedenime bir şey olmaktan korkarım, doğurmaktan korkarım, gebelikten korkarım. Yahu sürekli korkuyla bu beden nasıl bir ömür geçirsin? Korku çok faydalı bir duygu, bizi hayatta tutmaya yarayan bir duygu ama yerinde ve zamanında ve mantıklı olduğu zaman. Şimdi 9. kattan atlamaktan kork, çok mantıklı. Ama cinsel ilişkiye girmekten korkma, penis almaktan korkma, doğurmaktan korkma, iğne olmaktan korkma. Yani ne bileyim, tek başına toplu taşımaya binmekten korkma, evde yalnız kalmaktan korkma. Neden bunları söylüyorum? Çünkü korku her neyse, size çok basit gibi gözükse bile, diyelim ki işte ben eşim yokken evde yalnız kalmaktan korkuyorum, anneme gidiyorum. Bu neyi tetikliyor? Anneye olan bağımlılığını veya eşi olan bağımlılığını veya birisine olan bağımlılığını. Şimdi korku davranışlarımızı etkiliyor. Bu davranışlar çoğu bağımlılıklar geliştiriyor ve bağımlı bir beden özgürce davranamaz. Özgürleşemeyen bir beden doğru davranışlar, keyifli davranışlar üretemez ve sorunlarını çözemez. Çünkü aklın bedenin özgür olması lazım ki sorunlarını çözsün. Şimdi aslında bu negatif kelimelerle nereden nereye geldik diyeceksiniz. Negatif kelimelerden korkulara geldik. Hep böyle oluyor benim videolarımda. Buna alışkınsınız artık. O zaman bu kötü kelime üzerinde konuşursak, çünkü yerli yersiz kullanıldığında gerçekten çok kötü bir kelime, korkuyorum kelimesi, bedendeki bütün kabiliyetleri kısıtlıyor. Çünkü bedenin o zaman tek derdi ne oluyor? Ben savunma halinde olmalıyım. Savunma halindeki beden sorun çözemez. Cinsellik yaşayamaz. Aşk yaşayamaz, sevgisini ifade edemez, yediği yemekten lezzet alamaz. Çünkü korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. Alt zeminde sürekli bedene gelen bir mesaj, bedende sürekli kortizol seviyesinin artması, stres hormonlarının artması ve bedende sürekli bir savunma hali. Sonra neler olur? Bağışıklık sistemi etkilenir, hastalıkları yakalanma riskimiz artar. Hikaye uzar da gider. Bu konuyla ilgili çok dertli olduğumdan uzattıkça uzatıyorum. Özet, korkuyorum kelimesini gerçek mana korku oluşturacak bir durum olmadığı sürece kullanmıyorsunuz. Kendinizle ilgili negatif, kısıtlayıcı, sınırlandırıcı kelimeleri yasaklıyorsunuz. Üçüncü olarak, yaşam içinde aktif olmanız çok önemli. Hem fizik bedeninizle, hem duygu durumunuzla, hem ilişkilerinizle yaşamın içinde olduğunuzu bütün bedeniniz hissetmeli. Maalesef günümüzde her şeyi oturarak, evden, online, dokunmatik hareketlerle yaparken aslında bedenimizi tüm kabiliyetlerini olmasa da pek çok kabiliyetini köreltiyoruz. Bundan en başta özellikle kadın, sadece kadınlar değil erkeklerin pelvik bölgesi de ciddi zarar görüyor. Çünkü sürekli oturma halinde ve üstüne baskı uygulanan pelvik bölgenin kanlanması bozuluyor ve hep bir tonüste kalıyor. Oysa pelvik bölgenin dengede olması tüm vücudun sağlığı için çok önemli. Dengede olması ne demek? Oradaki kasların tonüsünün hem kasılıp hem gevşeme, hem kapanma, hem açılmaya yönelik günlük yaşam içinde bir aktivite içinde olması çok kıymetli. Bu video serimizin ilkinde ilk 3 maddeyi, bana sorarsanız hayati olan 3 maddeyi konuşmuş olduk. Lütfen abone olunuz. Yorumlara merak ettiğiniz diğer konuları yazınız. Sizin geri bildirimleriniz bizim en büyük motivasyon kaynağımız ki bir sonraki videoları da böyle keyiflice çekebilelim. Sevgiyle kalın.